Arkadaşlar merhaba, bugün Verilogy kurucusu Mertcan Boyer ile bir röportaj yaptım. Röportajı biraz vlog tadında gerçekleştirdim. İlk denemelerden diyebiliriz. Bakalım, birlikte izleyeceğiz. Hadi şimdi Mertcan'ın hikayesine geçelim. Mertcan selamlar, bugün senden Verilogy dinleyeceğiz. Selamlar ee, hoş geldin öncelikle. Ee... Biz şu anda kolektif Collective House birinci katta work up ayrılmış olan bölümde e, ofis olarak kullanmaktayız. Veriloji ne yapar dersen, veriloji o küçük orta ölçekli işletmeler için aslında KVKK, GDPR ve CCPA gibi veri kuruma kanunlarının getirdiği operasyonel ve teknolojik zorluklara çözüm üreten bir veri güvenliği platformu. Software as a çalışıyoruz. E, şu anda ekibimiz burada değil. İstersen sana bir ortamı göstereyim öncelikle. Olur tamam, sonra şeyi merak ediyorum ben. Bu fikrin çıkış noktası. Bu fikrin çıkış noktası. E, ben avukatım normalde. Son iki yıldır da e, kişisel verilerin korunması, işte M&A süreçlerinde hukuki danışmanlık veriyordum. Sonra bir gün, gene o bitmeyen gecelerde sabahın üçünde e, ofiste çalışırken dedim ya bu işleri çok tekrar eden işler. E, bunlar için bir yazılım olsa da bizim bu tüm avukatları kurtarsa diyerek aslında e, ilk başta KVK Portal olarak bir platform ayağa kaldırdık. Bu sadece yerel mevzuata kişisel verilerin korunması kanununa odaklanan ve özellikle startupların ve kovilerin hukuki dokumentasyonlarını oluşturabildiği bir saz çalışan bir platformdu. Fakat gördük ki asıl küçük ve orta ölçekli işletmeleri korkutan taraf global kanunlar, GDPR özellikle. Bu yüzden verilojiye evrilmemiz gerekti. Öncelikle bir mobil uygulama çıkardık, Verilogy Privacy Policy Generator diye. Start-up'lar burada bir avukata ihtiyaç duymadan 10 dakika içinde kendi privacy policy'lerini oluşturabiliyorlar. Son 6 aydır da Verilogy'nin Software as a Service çalışan platformunu ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Burada da özellikle küçük orta ölçekli işletmelerin detaylı veri haritaları oluşturmalarını, sonra bu veri haritalarındaki datalarından kendi privacy ve cookie polislerini oluşturmalarını sağlıyoruz. Bir sonraki step'te de yapmak istediğimiz şey, bu Hukuki belgeleri bir JavaScript koduna dönüştürerek doğrudan web sitelerini yerleştirebilecekleri ve herhangi bir kanun değişikliğinde bizim de onlar için bunları güncelleyebileceğimiz ve ayrıca müşterilerinden ya da çalışanlarından açık rızaları toplayabilecekleri bir platform haline getirmek. Biz de çalışmalarımızı şu an burada yürütüyoruz. Burası dediğim gibi Workup'ın şu an mevcut dönem girişimlerinin çalışma alanı. Collective House'un birinci katındayız aslında. İstersen bir çalışma alanına doğru gideyim. Tabii ki. Gösterebilirim. Ee, şu anda Kübütro biz ortak bir şey içerisindeyiz. Startup kardeşliğini, masa kardeşliğini de taşıdık. Ee, Ecem bizim marketing leadimiz. Kendileri de orada. Genelde burada biz cuma, cumartesi demeden sabah akşam çalışıyoruz aslında. Bizim dünyamız böyle. Yerel ve global hedeflerinden bir bahseder misin? Tabii ki. Ee, yani şu an bu kanunlar e, istisna tanımadan tüm küçük orta ölçekli şirketler yani şöyle anlatayım aslında daha doğrusu. Sen e-girişimin newsletter e yollamak için topladığın e-postalar ile bu kanuna tabi oluyorsun. Ve senin de kendini işte gizli politika oluşturman gerekiyor, çerez politika oluşturman gerekiyor. Ve senin izleyicilerinden gelen işte belli başlı haklar var sana sorulabilecek. Benim verilerim nerede tutuyorsun? Benim verilerimin hepsini sil gibi talepler geldiği halde bunları bir ay içinde karşılaman gerekiyor. Aksi takdirde yerelde 1 milyon TL'ye kadar para cezayla karşılaşabiliyorsun. Ve senin de şu an avukatları alacak çok büyük bir bütçen yok. Bunun farkındayız. Diğer buradaki startuplar gibi. Bu nedenle biz özellikle bu start avukatları bütçesi olmayan, e, küçük orta ölçekli işletmelerin bu kanunların bu korkunç cezalarla karşılaşmamaları için onlara bir e, hizmet sunuyoruz. Yerelde şöyle bir hedefimiz var. E, 2021'e kadar 5000 şirketle çalışmayı planlıyoruz. Bundan sonra ürünümüzü Türkiye'de biraz mutfakta geliştirip doğrudan e, Avrupa ve Amerika pazarlarına ilerlemeyi planlıyoruz. Çünkü artık şöyle bir akım var. Singapur, Endonezya, Brezilya, işte şimdi Kaliforniya'da da çıktı. Tüm ülkeler bir veri koruma kanunu çıkartma eğilimindeler. Biz de kanunun bağımsız bir platform geliştiriyoruz. Aslında bir privacy framework sunuyoruz. Bu privacy framework'te de, de dediğim gibi öncelikle ne verin olduğunu sana söylüyoruz. Bunların hesap veriyor ve şeffaf olmanı sağlıyoruz. Daha sonra bunları uygun bilgilendirme metinlerini oluşturmanı ve daha sonra da çalışanlarından, müşterilerinden bu metinler üzerinden aldığınızı alırız, senin için saklıyoruz. Diye bir paket şeyimiz var aslında. Diyebilirim şey sormak istiyorum. WorkUp girişimiz programının 5. dönemine kabul edildin. Evet. Ya bu süreçte neler öğrendin? Yani yani sana WorkUp'ın ne tür bir katkısı oldu? Eee bu öncelikle bir pivot ettik yani. WorkUp bizim için köklü bir değişiklik oldu. Çünkü biz bundan önce hukuk bürolarına bir proje yönetim yazılımı olarak e, konumlandırırken kendimizi şu anda doğrudan küçük orta ölçekli işletmeler için bir çözüm olmaya döndük. Özellikle burada tabii ki en çok acı çeken sektörlerden biri bankacılık, finans ve sigorta sektörleri. O yüzden özellikle burada İş Bankası'nın bize tanıştığı iş ortakları ya da bize sağladığı mentorlar bizim bu büyük sektörlerin yaşadığı bu alandaki sıkıntıları gözlemleyebildiğimiz ve bunları çözüm üretebileceğimiz bir ortam sağladı. Tabii bunun ötesinde işte burada da biraz önce bahsettiğim gibi startup kardeşliği bu süreçte herhangi bir şey ihtiyacımız olduğunda doğrudan bize burada gerek işte Kubitro'dan bir e, vekil CFO desteği olsun. işte gerek atıyorum videodan e, dizayn desteği olsun. Ne zaman ihtiyacımız olduğunda her zaman bir desteği bulabildiğimiz bir ortam sağlandı. Ve sağlanmaya da devam ediyor diyebilirim. Peki şu an izleyenler Verilogic'i nasıl kullanabilir? Yani şu an Verilogic tam olarak kimler için? Biyoloji tam olarak bir e-ticaret şirketi olabilirsiniz siz. Daha scale up olmamış. binlerce kullanıcınız olabilir. Bunlardan on binlerce veri toplayabilirsiniz. olabilirsiniz. Bir startup olabilirsiniz. 50'den fazla çalışanı olan yani 100 ila 250 arasındaki segmenti de biz hedefliyoruz aynı zamanda. Verici dediğim gibi software as service çalışıyor. Giriyorsunuz. Siz diyoruz ki organizasyon organizasyon şemanızı bize yükleyin. Sorumlu bir şirket yetkililerini sisteme dahil edin. Ve sadece bizim sorduğumuz soruları cevaplayarak aslında bir veri haritası oluşturmanızı sağlıyoruz. Bu neden önemli? Size yarın bir gün devlet tarafından bir talep geldiğinde, de müşterinizden talep geldiğinde bizden anlık saniyeler için oluşturduğunuz raporlarla bu bahsettiğim yüklü miktardaki cezalardan aslında kaçınabiliyorsunuz. Ayrıca web sitenize zorunlu olarak koymanız gereken dediğim gibi çerez politikaları, bu gizlilik politikalarını web sitenize koyabilir ve bu kullanıcılarınızdan, müşterinizden açık cezaları toplayabilirsiniz. Çünkü en önemli şey şeffaflık ve hesap verilebilir olmak tüm bu kanunlar nezdinde. Biz de aslında şirketlerin müşteri nezdindeki güvenini arttırarak şeffaf olmalarını ve daha güvenilir bir marka kimliği oluşturmalarını sağlıyoruz. Şu an verilojiye şirketler nereden ulaşabilir? Veriloji.com üzerinden bir ücretsiz hesap oluşturarak 7 gün boyunca bizi deneyebilirler. Startup yani ihtiyacı oldukça pay as you go çalışıyoruz. Startuplar için aylık 19 dolarlık bir paketimiz var. Birazcık daha growth aşamasında olanlar için 49 dolar ve daha büyük artık scale up'a giden tarafta da 99 dolarlık bir paketimiz mevcut. Bunların hepsinin farklı özellikleri var. Atıyorum 99'luk pakette artık sen kendi içerideki avukatlarını ya da siber güvenlik danışmanları da sisteme dahil edip onlara da ve ticketler açarak sorularını sorabiliyorsun. Onların yerinde müdahale bulunmasını sağlıyorsun. Diğer tarafta Atıyorum startup paketinde de globali açılmak isteyen startupların checklistler, veri haritaları ve polisler oluşturmalarını sağlıyoruz. Aslında gelen cezaları düşündüğümüzde ya da gelebilecek cezaları tabii. düşündüğümüzde bu fiyatlar onun yanında bedava. Aynen öyle. Yani biz tamamen e, proaktif bir yaklaşım yapıyoruz aslında. Şirketlerin bunu ne kadar erken başlarlarsa bu cezaları a, alma oranları da o kadar düşüyor. düşüyor. E, ve bu cezalar he, şunu da tabii ki söylemiyoruz. Bizi kullanırsanız ceza yemeyeceksiniz. Çünkü hacklendiğiniz zaman da siz bu kanunlardan ceza yiyorsunuz. Yani Biz ama şunu vaat ediyoruz. Eğer bizle çalışırsanız ve bizim dokumentasyonumuzu bizim üzerimizden oluşturursanız size bir ceza kesileceği zaman en çok bakılan şey, o cezanın miktarını belirleyen şey sizin ne kadar iyi dokumentasyonlar hazırladığınız, ne kadar şeffaf oldunuz. Ve biz de bu konuda tam anlamıyla size en to -end bir çözüm sunuyoruz. Mert çok teşekkürler e girişime konuk olduğun için. Her zaman. E, verilogy üyeliğinizi bekliyorum. Evet e, açıklama kısmına verilogy.com'u yazalım. E, kullanmak isteyen şirketler veya incelemek isteyen şirketler varsa da oradan detaylara bakabilir. Veya iletişim formu üzerinden de akıllarına A, kalan soruları sorabilirler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.